Sevgili dostlar, malum dolar arttı ve bu da sistem fiyatlarını etkiledi. Biliyorum çoğunuzun da orta segmente gücü yetmiyor. Fakat arkamda yaza hazır olabileceğiniz oyun canavarı bir sistem var. Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gaming Gen TR'nin oluşturmuş olduğu hazır sistemi değerlendireceğiz. Asus TUF temalı RTX 3070 ile pekişmiş bu sistem, akranları karşısında ileride de güncellemeye müsait kaliteli parçalarla gelmiş olabilir mi? Şimdi piyasada adı sanı duyulmamış, ne olduğu belli olmayan güç kaynakları da gelen, daha uygun fiyatlı sistemler yok mu? Elbette var. Fakat parça kalitesi ve işlemci gücü bakımından daha düşük seviyede kalabiliyorlar. Ne demek istediğimi zaten araştırdım. Fark edersiniz. Kaldı ki 3070 Ti'li ve 4070'li sistem fiyatlarına baktığımızda ağzımız açık kalıyor. 38 ve 45K'lık bir bütçeye baktığımda bu da gayet işimi görebilir bir sistem. Acaba günümüz beklentilerini karşılayabilmiş mi, hakkını verebilecek mi? Gelin hep birlikte frekans verelim. Sevgili dostlar, sistem toplu halde testleri yapılarak sağlam bir paketle ve tüm kutularla geldi. İlk başta güven veren marka temasını işlemeye başladı. Çünkü giriş düzeyi kalitesiz bileşenler tercih edilmemiş. İşlemcimiz 12. nesil i5-12400F, 6 çekirdek 12 izlek yapısıyla da yeterli. En bomba parçalardan biri Asus B660 Plus modeli olsa gerek. Bir kere akranları gibi soğutucu bloksuz gelmemiş, 4 adet de bellek yuvamız var. 14. nesil Intel'de takabileceğiniz orta segment iyi bir kart diyebilirim. Keza soğutucu bloklu M.2 SSD yuvamız ve metal ekran kartı yuvamız mevcut. SD Bug LED bile koymuşlar. Artı bütün güncel bağlantılarda neredeyse var. 10 güç aşaması, 6 katmanlı PCB, PCI Express 4.0 M.2 SSD yuvası derken 2.5'luk Ethernet'i de unutmayalım. Sonunda biri USB 3.2 Gen 2 yuvasını koymayı da ihmal etmemiş. Özel TUF kapasitör ve bobinle kısa devre korumalı, sinyal iyileştirmede iyi bir model. Gelelim ısı emici blokla gelen SSD'ye. Saniyede 3500 MB okuma, 3000'de yazma destekli, yüksek IOPS değerlere kadar çıkabilen bir model. Öyle 2000'lerde çakılan sistemler gibi değil. Çekici duran belleklerse XBG'nin klasik 3200'lük kiti. Düşük gecikmeli, standart bir model. İsterseniz frekans da verebilirsiniz. Sistemin asıl bombasıysa RTX 4060 Ti modelini bile geride bırakan efsane kart 3070 olsa gerek. Elbette 3 fanlı olsaydı daha iyiydi. 8GB bellekli bu kart 256 bit bellek arayüzü sunuyor dostlar. Ve 5888 CUDA çekirdeğiyle uçmaya hazır. Eksen teknolojide fan tasarımı var. RGB kesik bir hat, 0 desibel fan, kaliteli rulmanlar derken metal arka plaka ve paslanmaz ayna mevcut. Keskin tasarım izleriyle pahalı modeller karşısında etkili diyebilirim. Aynı zamanda kanalda incelemiştim. Hatta sağlam bir termal pet koymuşlar. Komponent kalitesi de iyi. Geldik güç kaynağına. 750 W 80 Plus bronz olması ve Asus kalitesiyle pekişmesi hoşuma gitti. En azından patlamaya hazır, ne olduğu belli olmayan güç kaynaklarından bir tanesini atıp geçmemişler. Koruyucu PCB kaplaması neme, toza ve aşırı sıcaklıklara karşı da koruma sağlıyor. En iyi yanı ise 0 desibel sessiz fan teknolojisiyle gelmesi. Daha uzun kanatlı eksen teknolojide özel bir fan kullanmışlar. Askeri düzeyde kapasitörler ve bobinle geliyor. Mesela kısa devre oluştu diyelim, koruyucu ek devre koymuşlar, yani gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Modüler olsaydı elbette daha iyiydi. Kasayla alakalı şunları söyleyebilirim. Bunu özel olarak Asus'la anlaşmışlar ve logo baskılarını yerleştirmişler. Hafif mat bir yapısı var, önde ise sökülebilen bir kemerle geliyor. Metal tozluklu nefes alabilen ön paneli ve keskin tasarımı hoşuma gitti. Kaymaz kauçuk ayaklar var, üst ve altta ise tozluk barındırıyor. Alttaki tozluğun sürgülü olmasını isterdim. Bu arada hem reset hem de RGB kontrol tuşumuz mevcut. Ayrıca USB bağlantıları sevdiğim konuma yerleştirmişler. Pek eleştirebilecek nokta bulamadım ama çoğu kasada olmayan kauçuk gizleme hatlarını bile koymuşlar. İzolasyon için temperli cam kapağında malzeme bile mevcut. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim, anakartta güncel USB portu varken ön tarafa koymamışlar. Üründe kablolama biraz daha iyi olabilirdi. Ekstradan kasanın egzoz fanı da RGB olabilirdi. Birazcık kasa görsel olarak gölgede kalıyor. Çünkü ön panel çok fazla ışığı emiyor dostlar.
Bununla birlikte bu sisteme Gen 4 SSD'yi de tercih edebilirsiniz. Ama maliyet artacaktır. Kısaca iç hacmi geniş, ileride sıvı soğutmada takabileceğiniz bir kasa olmuş. Bir kere ekranları karşısında anakartın sunduğu özelliklere baktığınızda çoğu sistemde USB 3.2 Gen 2 bile yok. Güncel bağlantılara yer vermiyorlar bile. Bir kere olsun sağlam olsun anlayışını işlemeye çalışmışlar. Elbette her sistemde olduğu gibi ufak tefek eksiklikler yok mu? Var. Peki siz nasıl buldunuz? İçinizi açtı mı? Dostlar şu anda Last of Us'a girdik. Ne oluyor? Bebek oyun baya zahmetli. Baya sabretti. Ya terapi biriyim dank etti. Aa vurdum. Oğlum ya. Vurdum. Gel döv beni tamam. İyi darbeyi de vurduk. Oğlum işte bu ya. İstediğim buydu, tamam. Al silahını al. Dostlar şu anda Diablo'dayız. 1440p ultra detaylardayız. DLSS aktif ve kalite modunda dostlar. Görebileceğiniz üzere 140 kareye kadar çıkabiliyoruz. Karakterim 57'de şu anda. Sizinle birlikte şuraya bir gidelim. Aslında her şeyi bir kenara bırakıp biraz kassam güzel olacak da. Atımıza binelim. Oğlum nereye gidiyorsun? Daha 21 dakikası var. Şurada bir savaşalım dostlar. Yalnız öyle bir karakter kastım ki şöyle göstereyim. Item'lar da bayağı iyi. Torn damage üzerine kurdum. Yani bana saldırdıklarında zaten kendileri otomatik ölüyor. Öyle bir karakter kastım. Ve durumdan çok memnunum. Aynı zamanda öldüklerinde canım da doluyor. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Baksana şu armor'a. Şimdi toplansınlar. Şunu açtık. Bunu da açtık. Tamam. Şimdi çok hızlı bir şekilde ölecekler. Baksana damage'e. Patlıyor oğlum hepsi. Dostlar Cyberpunk'tayız. 1440p ultra detaylardayız. Işın izleme de ultra'da. O yüzden 60 karelerdeyiz. Işın izlemeyi düşürdüğüm zaman 100 kareye kadar çıkabilmekte. Şimdi Diablo'da ekran kartı kullanım oranına çok fazla takılmanızı önermem çünkü yeni bir oyun. Zamanla oturacaktır. Fakat yüksek kareler aldık, bir sıkıntı yok. Şu anda kare sürelerimiz kaymak gibi akıyor. Performansımız gayet yeterli. İsterseniz 1080p'ye çekip 140 karelere kadar da çıkabilirsiniz bu oyunda. Ben otomatik olarak hani yüksek çözünürlük oyun keyfini tadın istediğim için ne aldığını göstermek istiyorum. Elbette DLSS 3.0 avantajını bu oyunda alamıyoruz. Alsaydık birazcık daha yüksek karelere çıkardık yani. 60 değil de 80 falan alırdık muhtemelen. Şimdi nereye gidecektim ben? Araba sürmeye mi geldik? Çatışmak istiyorum. Aa ne güzel arabaymış baksana. Şu anda piyasada alınabilecek en makul elektrikli araçlara benziyor. Mermim az mı? Son 8 mermi kaldı. Aa bu da bitti. Oğlum öldürüleceğim. Kaçar. Yaklaşık 3 gündür sistemi deneyimliyorum. Bu hususta şunları söyleyebilirim. Herhangi bir yükte ve stres koşulunda sıkıntı yaratmadı. 12400F işlemciyi Ryzen 5 5600'den daha sağlıklı buluyorum. Özellikle oyunlarda grafik gücünün potansiyelinden daha etkin bir şekilde faydalanabiliyorum. Kaldı ki statik testlerde tekli ve çoklu işlemde AMD'yi affetmiyoruz. Bu açıdan bakıldığında orta segmentte alınabilecek en iddialı işlemcilerden bir tanesi. Ve upgrade etmeye de müsait bir sistem olduğunu da eklemeden geçemeyeceğim. Ekran kartıyla alakalı düşüncelerimi söylemiştim. Özellikle 2K ham güçte iddialı bir model. Birçok oyunu rahatlıkla yüksek çözünürlük ve detayda oynayabilirsiniz. 8 GB VRAM halen günümüzde yeterli. Tek dezavantajı
DLSS 3.0 ve AV1 destekli gelmemesi. Biliyorsunuz ki 4. nesil tensör çekirdekleriyle birlikte RTX 40 ailesi yapay zeka ve ışın izleme noktasında daha iddialı bir çıkış yapmıştı. Ama şunu söyleyebilirim ki V-Ray gibi bir hesaplama testinde 4060 Ti ile aynı saniyede sahneyi tamamladı. Hesaplama noktasında ve render işlerinde bu sistem işinizi görür. Hem oyun kasarsınız hem de çok ağır olmayan program ve grafik işlerinde rahatlıkla kullanırsınız. SSD performansımız 3400'e 2290 yazma değerler sundu. Bellek noktasındaysa 35 GB saniye çıkmasına sevindim aslında puanı. Gayet iyi bir skor aldık. Dostlar, 3D Mark ve Full Mark'ı da ekrana yansıtmak istiyorum. Bu da açıkça 2K oyunlarda işimi görebileceğini gösteriyor. Dünya geneli performansa baktığımda %72'lik bir oran çıktı işlemcide. Dostlar, boşta 42 derece GPU, 47 ise CPU sıcaklıkları varken, yük altında ekran kartı 68, işlemci ise 3D Mark'a geçtiğimizde 75'e çıktı. Aslında her ikisi de böyleydi. Sistem boşta epey sessiz, yük altındaysa çok sesli diyemem. Burada 0 desibel teknolojisinin etkisi de var. Ama ekran kartı %60 fan hızında şiddetini arttırıyor. Yine de 60 desibelin altında kaldık. Yüzey sıcaklık ölçümleri ise gayet iyiydi. Büyük soğutucu blok da gelmesi kasa içi sıcaklığını da olumlu yönde etkilemiş. Fakat kasanın hava sirkülasyon gücü giriş orta segmentinde kalmış diyebilirim. Birazcık daha etkin olabilirdi. Kısaca bu sistemde hemen hemen aklınıza gelebilecek her şeyi yapar, üstüne oyun oynar, üstün grafik ayarlarında keyfini çıkartabilirsiniz. Dürüst bir şekilde söyleyebilirim ki piyasadaki 3070'li kombinasyonlara baktığımda istisnasız en iddialı bileşenlerle gelen önü açık, ileride masraf çıkartmayacak sistemlerden bir tanesi diyebilirim. Belki fiyatın daha düşük olması cazip gelebilir ama işlem gücü ve parça kalitesinde es geçmemek lazım. Sonuçta bir kere alıyoruz. Daha çok kalite ve performansla ön plana çıkmak istemişler. Ben ürünün linkini açıklamaya bıraktım, oradan sizler de kontrol edebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hayaller RTX 3070, gerçekler R7 240.